Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç Erdem deneyimizi yapıyoruz. Hocam harika bir ortam. Harika. Ne yapıyoruz hocam? Deney yapacağız. Bugün gerçekten de dinozorların zamanında en fazla olan olaylardan bir tanesi. Yani volkan patlamaları. T-Rex. Volkan patlamalarını tabii biz böyle görsel gösterebilmek için ne yapacağız? Kimyasal reaksiyonları onun üzerinden alacağız Tonguç Erdem seninle beraber. Bak elimizde deney ekipmanları, sirkemiz salata var. Salata yapıyoruz. Aynı zamanda karbonatımız var. Aynı zamanda deterjanımız hocam, var. Hocam hiçbir şey anlamadım. Ne anlamaya çalışıyoruz hepsini ya? Hepsini anlatacağım şimdi. Gıda boyamız var. Güzel gözüksün diye deneyimiz. Aynı zamanda sıcak suyumuz var. Bu su ama sıcak su çünkü kimyasal tepkimeler konusunda biliyorsun ki olabilmesi için birazcık da sıcaklığa ihtiyacımız var. Şimdi sana böyle bir düzenek hazırladım Tonguç Erdem. Bir de hunimiz var tabii senin kafanın için. Tebrik ediyorum seni. Ben de katkıda bulundum. Deney eldivenlerimiz de var. Deney eldivenlerimizi giymeden önce sana olayı anlatmak istiyorum. Buraya tabii bir dekor yaptık ama bu dekorun içerisinde aslında bir tane pet şişe var Tonguç Erdem Bey. Bu pet şişenin kapağını bu şekilde açık bıraktık. Şimdi bir volkan patlamasını simülasyonunu yapacağız seninle beraber Tonguç Erdem Bey. Peki nasıl olacak volkan patlaması? Şimdi bunun içinde bir şişe var, pet şişe var. Bunun etrafını böyle dağ görünümlü bir şeyle kapladık ve toprakları yaptık. Şimdi yapacağımız şey aslında şu. Sıcak suyumuzu bu pet şişenin, tabi burası kapalı, içine birazcık aktaracağız Tonguç Erdem Bey'im. Sıcak suyumuzu beraber hop aktarıyoruz. Görüyorsun deneyimizin ilk adımını attık. Hocam çok heyecanlandım. Hayırlı uğurlu olsun, hemen alkış bekliyorum senden. Tebrik ediyorum seni. Şimdi sonrasında sıcak suyumuzun içine birazcık gıda boyası atacağız ki böyle birazcık daha renkli güzel bir görsel oluşsun, lav gibi gözüksün diye. Şimdi bu yaptığımız deneyin temel anlamı şöyle, kimyasal tepkimeler Tonguç Erdem Bey. Bak sıcak suyun etkisiyle gıda boyası renklendiriyor. Sonrasında bu kabımızın içine Tonguç Erdem Bey, biz birazcık karbonat dökeceğiz. Karbonatımızı. Allah, hiçbir şey anlamıyorum hocam. Evet ya. Karbonatımızı güzel bir şekilde döküyoruz ve bunun içine dolduruyoruz. Şimdi içeride tabii neler oluyor Hiçbir şey olmuyor şu anda. Daha kimyasal tepkime başlamadık. Şöyle şimdi serpin hocam bari. Evet tebrik ediyorum. Bayağı bir döktük gerçekten de. İnşallah çok da fazla patlamasın diyoruz. Evet. Sonrasında Tonguç Erdem Bey. Patlama mı yaşayacağız hocam birazdan? Evet biraz sonra volkan patlamasının simülasyonunu yaşayacağız. Deterjanımız geliyor. Deterjanımıza geldikten sonra hemen deterjanımıza güzel bir şekilde dökelim. Deterjan da bu patlamanın aslında köpük şeklinde hani lav şeklinde gözükmesini sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet hemen şöyle yapalım. Hunimiz de gerçekten doldu gibi neredeyse içerisi. Evet tebrik ediyorum seni. Sonrasında işte patlamamızı sağlayacak şey. Şimdi olayı anlatmak istiyorum sana. Su var, su var, süpersin. Karbonat var, evet. Deterjan var. Bunlar aslında bazik bir ortam oluşturdu. Yani asit baz konusundaki bazlar var ya, bunlar suyun içinde bazik bir ortam oluşturdu. Şimdi ne geliyor? Babaların babası. Sirke. Artık sirke geliyor. Ve elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi? Bu üzüm sirkesi zannediyorum. Evet, üzüm sirkesi birazcık kırmızı olur çünkü. Kırmızı, siyah üzümden yapılıyor. Şimdi Tonguç Erdem Bey, babaların babası sirke geldikten sonra ne olacak biliyor musun? Foş diye her şeye bakalım ne olacak bakalım. Evet hep beraber hocam, görelim. Heyecanlıyım. Size bir şey olmayacak değil mi hocam? Gerçekten bana da bir şey olabilir. O yüzden hocam eldivenizi giymediniz, deri eldivenizi. Evet, eldiveni giymeden hemen bunu yapmak kaskınızı çok. Kaskınızı takın hocam. Evet tebrik ediyorum. Hemen eldivenlerimizi giyelim. Çünkü gerçekten de hocam, biraz sonra fecaat olacak. Tebrik ediyorum seni. Evet gerçekten hocam, de motosikletçi eldiveni gibi oldu ama yapacak. Kaskınızı da vereyim hocam. Valla deney eldiveni şeklinde birazcık daha korumalı eldiven. Çünkü biraz sonra gerçekten önemli bir kimyasal reaksiyona karşı karşıya kalıyorsun. Nefesler tutuldu hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve evet geliyor. Hazır mısın? Hazır mısın? Oo! Gerçekten troll. Gerçekten de volkan patladı. Hocam her bir şey kim patladı? Çok güzel sirke koktu. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Çok gerçekten güzel patladı hocam ya. Evet, birazcık daha atarsak birazcık daha patlamanın şiddetini görebiliyorsunuz. Hocam şu anda volkan mı izliyoruz biz? Evet gerçekten de hala cozur cozur patlıyor. Hala işte volkan patlaması aynı şekilde oluyor Tonguç Erdem Bey. Bu şekilde neyi öğrenmiş olduk? Kimyasal tepkimelerin nasıl oluştuğunu öğrendik. Yepyeni maddeler oluştu. Artık burada ortaya çıkan köpük yani lav dediğimiz şey yepyeni bir madde Tonguç Erdem Bey. Ne oluyor biliyor musun? Asitle baz birleşince karbondioksit ve tuzlar oluşuyor. Bu karbondioksitin kabarmasından ve deterjanın da etkisiyle ortaya çıkmasından oluşuyor aslında. Burada bir gaz çıkıyor ortaya ve aynı zamanda tuzlar oluşuyor. Yani şuradaki köpüğümüzün içinde aslında birazcık da tuz var. Onu da unutmayalım Tonguç Erdem Bey. Bu şekilde mükemmel bir deney yaptık. Dinozorlar yok oluyor hocam sizin yüzünüzden. Dinozorlar tabii meteor düşmesi sonucunda yok olduğuna inanıyor ama biz böyle bir ortamı şenlendirebilmek için böyle yaptık. Hadi bakalım o zaman bir sonraki deneyimize görüşmek üzere lazım.